Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese Merhabalar 8 sınıf matematik ikinci dönem ikinci yazıya hazır mısın Tonguç evladım benim hazırım hocam harikasın şimdi senle beraber süper bir hazırlık yapacağız gerçekten de matematik dersimizde ikinci yazılıdan en iyi notlar bizim olacak diyoruz ve senle beraber ikinci dönem ikinci yazıda harikalar yaratacağız zaten bu konuları yaptığımız zaman sen, bak cebirsel ifadeler var doğrusal denklemler var eşitsizlikler var üçgenler var aynı zamanda eşlik ve benzerlik var aynı zamanda devam ediyoruz öteleme dönüşüm geometrisi öteleme yansıma var bunlar Yaptığımız zaman LGS sınavında çalışmış olacağız. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı süper bir şekilde bize senaryoları yayınladı ve biz de bunları teker teker inceledik. Bak burada birinci senaryomuzda neler var? Doğrusal denklemlerden bir tane soru var. Aynı zamanda eşitsizliklerden bir tane sorumuz var. Üçgenlerden Tonguç Evlenme dikkat et. 1, 2, üç tane soru gelecek karşımıza. Dönüşüm geometrisinden de ...iki tane soru gelecek Tonguç Evlenme. Birinci senaryoya göre bu tarz sorular yani bu içerikte sorular gelecek. Hatta örnek soruları bile yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı. Bunlara benzer soruları biz bu yazılı provasının içine koyduk. Hiç merak etme. Senaryoların farklı versiyonları da var. Mesela e, ikinci senaryomuzda doğrunun eğiminden bir tane soru. Pisagor bağıntısından bir tane soru. Üç, üçgenlerden yine iki tane sorumuz var. E, işlik benzerlikten ve dönüşüm geometrisinden sorular var. Hatta üçüncü farklı senaryomuz bile var. Biz bütün bu senaryolara baktık seninle beraber. Cebirsel ifadelerin çarpımından bile soru gelme olasılığı var. Bunların hepsinden karma acaba hangisi bütün herkese hitap eden, bütün senaryoları kapsayan, bütün öğrendiğimiz kazanımları bize hatırlatan bir yazılı provası olur dedik ve bunların hepsinin ortak yazılı provasını hazırladık senin için ve biliyorsun gün gün her gün senle beraber yazılı yazılarımız bu arada öne alındı biliyorsun EGS'den dolayı erkene alındı ve gerçekten de bütün yazılı provalarımızı sana bu hafta teker teker sunacağız ve sen de sınavdan en iyi notları alacaksın diyorum ve buradaki en büyük yardımcımız tabii ki yazılı notlarımız ve yazılı denemelerimiz burada yazılı denemelerimizde Tam da buradaki senaryolara uygun soruların çıkacağı e, tarzda soruları seçtik ve her dersten farklı sayıda prova koyduk ve bunların cevaplarını hemen ulaşabiliyorsun arka tarafında ve aynı zamanda yazılı notlarımızdan da bütün özetlerine bakabiliyorsun diyorum ve hadi bakalım o zaman senle beraber süper bir şekilde ikinci dönem ikinci yazılı konularını teker teker tekrar edelim senle beraber Buradaki bütün yazılı notlarımız aslında öğrenci notları diye adlandırıyoruz biz bunları. Bunlar bizim sınavda çıkabilecek yazılıya hazırlık Özetleri yani süper hızlı jet hızlı özetler yapacağım ve dersin ortasında sana yazılıda sorulur, hoca sorar, yazılıda kesin çıkar şeklinde bazı uyarılar vereceğim. Bunları dikkate al çünkü gerçekten de sınavdaki örnek soruları biliyoruz, örnek soruları benzer sorular çıkacağını da biliyoruz. Sen de bunlara uygun bir çalışma yaparsan sınavdan en iyi notlar alabilirsin. Cevizli failleri hatırlıyor musun? Evet hocam. Aferin sana çünkü zaten dönemin başında işlemiştik, ikinci dönemin başında işlemiştik. Bayağı zaman oldu ama şimdi senle beraber süper hızlı bir şekilde hazır, hatırlamaya çalışalım zaten cebirsel ifadelerin çarpımını bilmemiz gerekiyor. Yani bu konuda bizim kazanım olarak cebirsel ifadelerin çarpımında bak x bir şey yazmadıysa çarpı var demektir burada. x de dağılırsa x kere x x kare eder. x kere artı 3 de artı 3 x eder şeklinde çarpılır. Çok dikkat et onun x kere x 2 x etmez. Bunu herkes bazen hata yapabiliyor. Buraya bakalım ikili yani iki terimli cebirsel ifadelerin çarpımında ise burada da oklarımız şöyle olur. x'e hem x'i hem eksi 2 çarpıyoruz. Sonrasında buradaki 1 ile de hem x'i hem eksi 2'yi çarpıyoruz. x ile x'in çarpımı x karedir. x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 x'tir. Artı 1 ile x'in çarpımı artı 1 x'tir. Artı 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2'dir. Ve bunlar benzer terim olduğu için çok dikkat edelim. x kare e, Burası eksi 2 artı 1'den eksi 1x eksi 2 şeklinde en sade haline ulaştırırız diyoruz. Ve bunları nerede kullanacağız? Tabii ki alan bulmada. Mesela dikdörtgenin alanında bununla bunun çarpımı aslında uzun kenar kısa kenarın çarpımı. Yani 2x ile 3x 1'in çarpımını bularak dikdörtgenin alanını cebirsel ifade şeklinde gösterebiliriz. Hemen dağıtıyoruz bunu, 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 bunu. 2x e 3x'in çarpımı 6x karedir. Çok dikkat et. 2 ile 3'ü çarp, x eksi çarp, yan yana yaz. 2 ile eksi 2 eksi 1'in çarpımı 2x e eksi 1'in çarpımı özür dilerim eksi 2x'tir şeklinde bu ifadenin alanı aslında dikdörtgen alanı. Mesela burada da aynı şey yapıyorum. 4x artı 3 ile 4x artı 3 ile 2x eksi 1'i çarpıyorum. Söyle bakalım 4x çarpı 2x 8x kare. Ha. Harikasın 8x kare bravo diyorum sana. Ee, aynı zamanda 4 xe eksi 1'in çarpımı eksi 4x eder. Artı 3 ile 2x'in 2x çarpımı artı 6x eder. Artı 3 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 3 eder. Bunlar benzer terim olduğu için çok dikkat et toplanıp çıkartılabilir. 8x kareyi başa yazdım. Sonrasında bu ikisinin toplamı artı 2x'tir. Burası da eksi 3 şeklinde cevabımıza ulaşabiliriz diyoruz ve Geldik seninle beraber doğrusal denklemlerin tekrarına. Şimdi cebisel ifadelerde çarpmayı bilsek yeterli. Çünkü zaten senaryolarda mesela birinci senaryoda cebirsel ifade çıkmayacak bile. ikinci senaryoda da çıkmayacak. Ama üçüncü senaryoya bir tane soru koymuş. Dolayısıyla biz buna yönelik bir tane e, çalışma yapmış olduk. Ama doğrusal denklemlerde kesinlikle ve kesinlikle birinci dereceden bir bilmeyen denklemleri çözmeyi bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki gibi doğrusal denklemlerde mesela 3 çarpı x eksi 1 eşittir x eksi 9 demiş. Bu denklemi çöz bana diyor. Hemen ne yapıyorduk? Normal buradaki e, burada dağılmayı yapıyoruz. 3x eksi 3 diyoruz. Eşittir x eksi 9 diyoruz. Sonrasında her iki tarafa eklemeler çıkarmalar da yapılabilir veya yer değiştirmeler de yapılabilir. denklemin sol tarafı sağ tarafı şeklinde düşünebiliriz. Buradaki x aslında artı x demekte hatırlıyorsam bu da artı 3x demekte. Artı x'i bu tarafa atarsam artı 3x Eksi x olur çünkü artı karşıya geçince eksi olur eşittir. Eksi 9 zaten buradaydı. Eksi 3'ü karşıya attığım zaman da artı 3 diye geçer. O zaman 2x eşittir. Eksi 6 çıkar. Her iki tarafı 2'ye bölerek x'i yalnız bırakabilirim ki zaten denklemdeki amaç x'i bulmak yani x'i yalnız bırakmaktır. Cevabımız eksi 3'tür. Yani x aslında eksi 3 değerini istersen yerine koyup sağlayabilirsin. Bir sayının 3 eksiğinin yarısı ile kendisinin toplamı 6 ise bu sayı kaçtır demiş. Bir sayıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz hocam. Bilmiyoruz aynen öyle süpersin. x dediğimiz sayının 3 eksiğinin bir sayının 3 eksiğinin yarısı ile yarısı ile ile kendisinin toplamı yani x'in toplamı neymiş Tonguç Eylül benim 6'ymış. Bizden böyle paydalı bir denklem çözmemizi isteyebilir. Zaten e, genellikle e, örnek sorularda da buna benzer sorular gelmiş. Dolayısıyla ne yapıyoruz böyle paydalı denklemlerde? Bütün paydaları, bir, verilmeyen paydaları bir diyoruz. Sonra bütün paydaları eşitlemeye çalışıyoruz. Bunu iki ile genişletiyoruz. Bunu 2 ile genişletiyoruz. Diyorum ki bak x-3 bölü 2 artı 2x bölü 2 eşittir. 12 bölü 2, bütün paydalar birbirini götürdü ve artık denklem çok basit hale geldi. X'e 2X'i toplarsın, 3X eder, hemen şöyle yapalım, 3X, eksi 3 de burada eşittir 12. Sonra bundan sonrası çocuk oyuncağı, eksi 3'ü karşıya attın, 3X eşittir 15 diyorum, X eşittir 5 çıktı cevabımız diyoruz. İşte denklem çözmede, paydalı denklemlerde bunu yapıyoruz ama paydalı denklemlerde bunu yaparken şuraya bir parantezi, şey görme gerçekten de çok önemli bu parantez koyduğun zaman eksi artı hatası yapmanı engeller. Eksiler açılırken çünkü parantezde mesela eksi x artı 3 dese mesela sınavda bize bu eksi her ikisine de dağılır. Bunu unutma bu bir tüy olur sana sınavda kazık bir soru çıkarsa bu tüyoyla çok rahat yapabilirsin. Şimdi geldik doğrusal denklemlerde biliyorsun doğrusal denklem grafiklerinden çok fazla... Ee, ...bahsetmemiş. Yani doğrusal denklem grafikleri dediğimiz şey de... ...aslında doğrusal denklemleri barındıran... E, ...günlük hayattaki örneklerden fazla bahsetmemiş. Örnek soruları da incelediğimizde fazla yoktu bunlar. Ama eğim çok çok önemli. Eğimden kesin sorumuz var. Eğimle alakalı zaten LGS'de de her sene soru geliyor. Mesela hemen sana e, bir deneme açtığım zaman... ...denemede matematik kısmını açtığım zaman... ...eğimden soru gelmeyen herhangi bir sene yok gerçekten de eğimden soru gelmemiş hiçbir sene. Mesela burada bir eğim sorusu var karşımızda veya işte buna benzer bir doğrusal denklem sorusu var. Yani eğim her zaman bütün matematik denemelerinde mesela şurada açtım matematik denemesini yine açtım burada tak diye burada eğim var mı evet var. İşte bunun gibi mutlaka mutlaka eğim soruları karşımıza geliyor. O yüzden biz de mutlaka bu arada LGS'ye çok az kaldığı için lütfen arkadaşlar deneme çözmeyi ihmal etmeyin diyorum. Denemeler gerçekten çok önemli. Geldik burada mesela bir eğim tanımlarken ne yapıyorduk? Eğim dediğimiz şey dikey bölü yatayla bulunuyordu. Dikey bölü yatay dediğimiz formülü vardı. Mesela diyelim ki şurası 5 metre olsun burası 10 metre olsun. Bunun eğimi nedir dediğim zaman M eşittir. Yani eğimi M harfle gözüyoruz. 5 bölü 10 yani %50 de diyebiliriz bu arada. Hani bunu 10 ile genişletirsek 50 bölü 100 yani %50 eğime sahip diyebiliriz. Veya 1 bölü 2 eğime sahip diyebiliriz. İkisi de aynı şeydir hiç farkı yoktur. Şimdi eğimi doğru denkleminden bulmak istersek de y eşittir mx artı n şeklinde y yalnız bırakıp yazdığımız zaman bir doğru denklemini x'in başındaki katsayıda biz eğim adını veriyoruz. Mesela burada 2x artı y eşittir 5 diye bir doğru denklemi yazmış. y eşittir bu artı 2x'e bunu karşıya geçirdiğim zaman eksi 2x artı 5 diye bunu yazarsam ben eğer yani sadece 2x'in yerini değiştirdim. Sağ attım sorun yok ve y'yi yalnız bıraktım. y'yi yalnız bıraktığımız zaman ...x'in başındaki sayı yani eksi 2 x'in çarpıldığı sayı bizim eğimimizdir, eğim eksi 2'dir diye bulabiliriz. Bu da doğru denkleminden aslında eğime ulaşma şeklinde söylenebilir. Geldik peki tabi burada karışık örnekler de olabilir ama bizim en temelinde öğrenmemiz gereken ve örnek soruları incelediğimizde ve gerçekten sınavda çıkabilecek sorulara baktığımız zaman... En önemli örnek aslında buradaki örnek. Yani eğimi bulurken biz aslında bir dikey bölü yatay yapıyoruz. Mesela şöyle bir şöyle bir soru gelebilir. Ben bu soruları çok seviyorum. Mesela bu soru burası 10 diyelim. Burası 30 diyelim. Burası 50 diyelim. Bunun eğimi nedir diye sorabilir bize. Bunların hepsi ikisi de diktir. Bak bu çok sorulan bir sorudur. Aklınıza bulunsun. Yani buradan sorula soru gelebilir. Buradan böyle bir soru gelebilir. Böyle bir soru geldiği zaman lütfen o lütfen birazcık yaratıcı olalım. Şöyle diyeceğiz. Burada diyeceğiz ki şöyle bir çizgi çizeceğim. Böyle bir çizgi çizdikten sonra burada bir dik üçgen oluşturacağım. Bu dik üçgeni oluşturmadan eğimi bulamazsınız. Eğimi oluşturabilmek için şöyle bir dik üçgen veya şöyle bir dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Bu dik üçgen değil çünkü bu bir yamuk aslında. Bu dik üçgen oluşturduk mu? Burası 50 ise burası da 50'dir. Çünkü burada da bir dikdörtgen oluştu aslında. Burası 50 ise burası 50. Burası 10 ise, burası da 10'dur değil mi? O zaman burasının hepsi 30 sa burası 10 ise, buraya 20 kalır. İşte dik üçgende dikeyinin 20 olduğunu m eşittir 20 bölü Yatayının da 50 olduğunu buldum. 2 bölü 5 eğime ulaşmış oldum. Burada yazıldan soru gelir arkadaşlar. Çok dikkat edin diyorum ve bunu da göstermiş oldum. Şimdi geldik. Eğer bize doğrunun grafiğini verdiyse buradan eğim nasıl bulunur? Eğim doğrunun grafiği verildiyse bir doğru eğer sağ yukarı doğru gidiyorsa eğimi pozitiftir pozitiftir. Sağ yukarı doğru gidiyorsa. Eğer bir doğru sol yukarı doğru gidiyorsa eğimi negatiftir. Bunu baştan bileceğiz. Sonrasında diyeceğiz ki dikey bölü yatay yapacağız. Eğimi pozitifse artı. Tamam. Dikey ne bu kadar? Burada bir. E yatay ne? Bak burada dik üçgen var. Dikeyne 1. Yatay ne? 3. O zaman artı 1 bölü 3. Aynı şeyi burada yapıyorum. Burada dikey ne? Ee, burada dik üçgen varsa 2. Yatay ne? 2. 2 bölü 2 ama eksi diyorum. Eksi 2 bölü 2 yani eksi 1'dir eğimi. Bunun da artı 1 bölü 3'tür eğimi şeklinde cevabımızı bulabiliyorum. Hadi bakalım o zaman şimdi de eşitsizliklere başlayalım. Eşitsizliklerden kesinlikle sorumuz var ve gerçekten de eşitsizlikler çok sorulmuş. 1 veya 2 tane soru gelecek. Dolayısıyla ben de buna birazcık eğildim çünkü son konulara yakın olduğu için. Yazılıdan en fazla 80 almıştı dediğimiz bir öğrencinin notu kaç olabilir evladım benim? 79 hocam. Harikasın 79 olabilir bravo diyorum sana. En fazla 80 aldıysa 80 de olabilir ama dikkat, et, bak 79 olabilir, 78 olabilir, 77 olabilir. Yani şöyle yazıyorum. yazan en fazla yet, e, şey aldıysa 80 aldıysa 70 olabilir, 71 olabilir, 72 olabilir, 65 olabilir, 30 olabilir, 20 olabilir. Yani böyle aşağı doğru bütün sayılar olur, sıfır da almış olabilir. Ama en fazla 79 değil 80 olabilir. işte biz bunu eşitsizlik gösterimlerinde ne yapıyorduk hatırlıyorsan, eşitsizlikte küçüktür vardı, büyüktür vardı, küçük veya eşittir vardı, büyük veya eşittir vardı. O zaman diyorum ki. X diyorum yazıldan aldığı not. E, neydi? En fazla 80. O zaman küçük veya eşittir 80 olmalı diyorum. E, 80'den küçük veya eşittir. Yani 80 olabilir. 79 olabilir. 77, 76. E, buna baktığımız zaman zaten 80, 79, 78, 76 hepsini söyleyebiliyoruz. 200 liradan fazla param var dediğim zaman o zaman benim param X liraysa 200 liradan fazla dediğine göre ne diyeceğiz? Büyük mü küçük mü? Büyüktür. Harika. Büyüktür diyeceğiz. Bravo diyorum sana. X büyüktür. 200 diyeceğiz. Çünkü 201, 202, 203 şeklinde daha büyük sayıları bulmamız gerekiyor. Şimdi sana bazı örnekler verdim. Bu da sayı doğrusu. Sayı doğrusuna çok önem vermişler. Mesela şöyle bir sayı doğrusunda bunun nereyi gösterdiğini mesela şöyle bir içi boş ve sol tarafı taramış veya işte burada bir tanesinin içi boş bir tanesinin içi dolu mesela bunun içi boş bunun içi dolu bunun içi dolu ve arasını taramış şeklinde bunlardan sınavda kesin çıkacak. Yani yazılıda solur. Hatta Milliyetin Bakanlığı sayı doğrusunda işsizlik gösterimine önem vermiş. Dolayısıyla biz buna önem verelim hadi bakalım. X 3'ün eksi 3'ün sağ tarafı ya bir kere sağ tarafı olanlar sayı doğrusunda sağ taraf daha büyüktür demek. Sayı doğrusunda sol taraf daha küçüktür demek. Sayı doğrusunda sağ tarafsa sağ tarafı taradığı için büyüktür dememiz gerekiyor. Büyüktür eksi 3 dememiz gerekiyor x için. Ama dikkat et burada içi dolu bir yuvarlak olduğu için büyük veya eşittir de diyebiliriz. Yani eksi 3'e eşit de olabilir. Buraya baktığımız zaman içi boş bir yuvarlak olduğu için ve sol tarafı olduğu için x küçüktür 5 dememiz gerekiyor ve içi boş olduğu için eşitlik yok burada. Buraya bakalım eksi 2 ile 6 arasında olan bir x değerinden bahsediyoruz. Eksi 2 burada içi dolu mu boş mu? Boş hocam. Harikasın boş. Burada ise dolu. O zaman boş olan da şöyle yapacağız. Dolu olan ise Küçük veya eşittir işaretini yapacağız. Eşitlik de koyacağız. Yani 2 ile eksi 2 ile 6 arasındaki değerlerin hepsi 1 olabilir, 0 olabilir, 2 olabilir, 5 olabilir. Bu araya gerçekten de 1, 0, 2, 5 hepsi girer. Dolayısıyla 6 ile eksik yarısı ama dikkat et 6 olabilir. 6'nın içi dolu. İçi dolu, bunun içi boş diyoruz. Aman dikkat et diyorum. Şimdi... Eşitsizlik çözümleri de sınavda çıkabilir. Dolayısıyla buna dikkat edelim. Eşitsizlik çözümlerinde yapmamız gereken şey çok basit. Eğer bize böyle bir eşitsizlik verdiyse bunu çöz dediyse normal sanki burada eşitlik varmış gibi çözüyorduk. Hatırlıyorsan burada artı 2x burada artı x de bu artı x'i karşıya atıyordum. Artı 2x eksi x oluyor. E, bu eksi 5'i de karşıya gönderiyordum. Artı 4 artı 5 oluyor ve burası o zaman x küçüktür 9 oluyor. Al sana eşitsizliği çözüm sayı doğrusunda göster derse de bana bir kere 9'u gösterdikten sonra 9'u gösterdikten sonra 9'un bir kere sol tarafını çünkü küçüktü dediği için sol tarafını tarayacağım ve içi dolu tarayacağım. para içi boş tarayacağım. Bunu yanlış gösterdim bu arada. Şöyle yapalım. bunu iptal ediyorum. İçi boş tarayacağım çünkü eşittir yok burada. O zaman 9'u taradıktan sonra şöyle yapacağım. İçi boş çünkü 9 dahil değil ama sol tarafını tarayacağım şeklinde sayı doğrusunda bunu bu şekilde gösterebiliyoruz diyoruz. Peki geldikten sonra şimdi e, bunu anladıktan sonra şimdi buraya e, birazcık daha kıllara geçelim. Çünkü eşitsizlik çözümlerinde eksi olduğu zaman işler birazcık cıvıklaşıyor. Nasıl cıvıklaşıyor? Mesela eksi 3x büyüktür 12. Şimdi ben burada eksi 3x demek eksi 3 çarpı x demek aslında ve bunları x'i yalnız bırakmak istiyorsam her iki tarafı da her iki tarafı da eksi 3'e bölmem gerekiyor. Eksi 3'e bölmem gerekiyor. Her iki tarafı eksi 3'e böldüğüm zaman eksi 3'ler sadeleşir. X burada kalır. Ama dikkat et. Burada büyüktür varsa her iki tarafı eksi bir sayıya böldüğün zaman veya çarptığın zaman eşitsizlik yön değiştiriyor. Ve bir anda büyüktür işareti küçüktür işaretine evriliyor ve eksi 4 oluyor. 12 bölü eksi 3. Yani buradaki ifade x küçüktür eksi 4'e dönüştü. Aynı şekilde burada mesela x bölü eksi 3 küçük veya eşittir 2 yazmış. Her iki tarafı benim burada eksi 3'ten kurtarabilmek için eksi 3 ile çarpmam gerekiyor. Eksi 3 ile çarptığım zaman bunlar sadeleşir. X kalır burada. Burası eksi 6 olur ama küçük veya eşittir büyük veya eşittire dönüşür. Büyük veya eşittire dönüşmesinin sebebi de eksi bir sayıyla çarpıldığı için. Eksi bir sayıyla çarpıp bölünürse eşitsizlik yön değişir. Aman buraya dikkat diyorum. Burası birazcık mortanzik çok fazla işlem hatası yapılabiliyor. İki fazlasının 3 katı 12'den büyük olan en küçük tam sayı kaçları şeklinde bir eşitsizlik şeyi problemi aslında vermiş bize. Bakalım Diyoruz ki sayıya biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 2 fazlası ne demek sayın evladım benim? X artı 2. Harikasın. X artı 2. Bravo diyorum sana. X artı 2'nin 3 katı demiş. O zaman bunu 3 ile çarpıyorum. Başına 3 yazarak. 12'den büyük olan bu 2 fazlasının 3 katı büyüktür 12'ymiş. Büyüktür 12'ymiş. En küçük tam sayı kaç diyorsun? Bir bakalım. Şimdi bu iki, kat, iki fazlasının 3 katı 12'den büyük olan sayıyı bulalım sana beraber. Denklem eşitsizlik çözeceğiz aslında burada. Bunu nasıl yapacağız? Bunu 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 bunu, bunu dağıtalım. 3x artı 6 büyüktür 12 diyorum. E artı 6'yı karşıya gönderelim. 3x büyüktür 12 eksi 6 diyelim. E 3x büyüktür 6 diyorum. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman Tonguç Erdoğan'ım aynı denklem gibi yapıyorum. X büyüktür 2 çıktı. Şimdi bizim istediğimiz şey X 2'den büyük olmak zorunda. Bun, o zaman diyor ki bize bu sayının en küçük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Ya x en az kaç olur? Mesela x büyüktür dediğiniz zaman kaç olabilir? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sonsuza kadar gider. Ama dikkat et en küçük değeri nedir dediği zaman x eşittir, x eşittir, 3'tür. En küçük tam sayı değeri olmak üzere diyorum ve Hemen yeni konumuza geçiyoruz. Üçgenler en fazla soru gelecek kısımlardan bir tanesi. Üçgenlerde bilmemiz gereken üçgen eşitsizliği Tonguç Ali benim. Benim elimde üç tane çubuk oldu. Mesela şu bir tane çubuk, şu bir tane çubuk, bir de şu bir tane çubuk. Ben bunlarla üçgen yapabilir miyim? Bak şimdi mesela böyle koyuyorum. Olmaz ki. Burada bir sürü arttı. Olmaz. Peki şöyle yapsam bu da olmaz. Bu üçgen olmuyor ki. Şöyle Allah Allah. Şöyle olsa burada attı. Olmaz. Dolayısıyla ben bunlarla üçgen yapamıyorum işte. Üçgeni yapabilmem için bir kural var. O da şu. Herhangi bir kenar, üçgenin üzerindeki herhangi bir kenar, diğer iki kenarın toplamından küçük olmak zorunda, farkından da büyük olmak zorunda. İşte bu kadar. Yani x dediğimiz değer aslında 10 ile 2 arasında olmak zorunda. Kaç olabilir o zaman? Hemen yazalım. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir. Bu kadar. Yani x'in olabileceği değerler 3'ten 9'a kadar her şey olabilir. Ama dikkat et. eee X 2 olamaz. X 10 olamaz. Bunlar önemli. Peki bu üçgen eşitsizliği de ve bu üçgen eşitsizliği sorularında kıl bir şey göstermek istiyorum burada. Ee, üçgen eşitsizliğinde iki tane üçgen verirse bize ve burada iki tane üçgende eşitsizliği yapmamızı isteriz. Mesela buna göre bu 5 ve 4 diyelim. Bu 6 ve şey diyelim mesela 8 diyelim. Mesela x'in alabileceği değerler nelerdir derse bize eğer bu üçgene göre ayrı yapın lütfen bu üçgene göre ayrı yapın. Yani iki farklı üçgene göre hesap yapalım. Bundan sonra ondan onlardan sonra birleştirelim. Mesela bu üçgene göre çünkü bu üçgen x bunun içerisinde x dediğimiz değer 5 ile 4'ün toplamı dan küçük farkından büyük olmak zorunda. Peki bu kırmızı üçgen olsun tamam mı? Bu kırmızı üçgen olsun. Bir de bu da yeşil üçgen var arkadaşım. Yeşil üçgene göre x dediğimiz değer 8 ile ne arasında olmak zorunda. 6 ile 8'in toplamından küçük, farkından da büyük olmak zorunda. O zaman bizim x dediğimiz değer 1 ile 9 arasında ve 2 ile 14 arasında olmak zorunda. O zaman ne olabilir ki bu X dediğimiz değer? Bak dikkat et. Burada da mantık şu Tonguç Bu ikisinin ortak bir şeyi, ortak kenar olduğu için ortak kesişim kümesini bulmak zorundayız. O da buradan karşımıza şey çıkıyor. X dediğimiz değer, X dediğimiz değer büyüklerden küçüğü alacağız küçüklerden de büyüğü alacağız. 2 ile 9 arasında olmak zorunda. Mesela ben sana söyleyeyim ki x buraya göre 2 olur ama buraya göre olmaz. x buraya göre ee, 13 olur ama buraya göre olmaz. İkisinin de ortak kesişim kümesi x 2 ile 9 arasında olmalı şeklinde zor sorular gelebilir. O yüzden şimdiden göstereyim dedim. Şimdi mesela böyle bir üçgen verdiğinde birinci kural üçgen eşitsizliğiydi. Buna üçgen eşitsizliği diyoruz. Bir de Üçgenlerde açı kenar bağıntısı diyoruz. O da çok basit. Dünyanın en basit şey. Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. O zaman küçük açının karşısında küçük kenar. Harikasın. Küçük kenar bulunur. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar. Mesela 95 derece, 35 derece, 120, 130 e, buraya ne kalır? E, 50 derece kalır. Şimdi en uzun kenar sence bu üçgende hangisidir dediğim zaman 95'in karşısındaki kenara bakacaksın. 95 açısının karşısındaki kenar D'dir. En kısa kenar dediğim zaman hangi kenar? E kenarı hocam. Harikasın E kenarı. Bravo diyorum sana. En kısa kenarda 35'in karşısındaki E kenarıdır. Bravo diyorum sana. Şimdi dolayısıyla büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. Bununla ilgili sorular çözeceğiz zaten hiç merak etme. Şu anda özet yapıyorum. Pisagor dediğimiz teoreme bakalım. Üçüncü bilmemiz gereken ve üçgenlerde kesinlikle sorusunun geleceği. Ve gerçekten de bütün senaryolarda geçen Pisagor teoremine göstermek istiyorum. Çünkü Pisagor çıkmayan hiçbir senaryo yok. Gerçekten de kesinlikle yüzde yüz yani burada kesin çıkacak. Yani milletin bakanlığı söylemiş kesin çıkacak. Nedir bu Pisagor? Herhangi bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamı e, hipotenüsün yani dikin karşısındaki e, ee, en uzun kenarının karesinin e, karesine eşittir diyorum. Mesela 3'ün karesi artı 4'ün karesi 9 artı 3'ün karesi artı 4'ün karesi 9 artı 16 25'tir. Burası da 5 çıkıyor. 3 4 5 üçgeni mesela. 5 12 5 12 13 üçgeni mesela. Bununla ilgili örnek soru çok çıkmış bu arada. Bu birazcık e, önemli bir örnek haline geldi. 5 12 13 üçgeni. 5 12 13'ün katları da çıkabilir. Mesela 8 15 17 üçgeni veya işte 7, 24, 25 üçgeni bunlar özel üçgenler. Bu özel üçgenlerin dışında da çıkabilir tabii ki. Mesela ben şöyle bir tane soru yapayım sana. Mesela şöyle bir soru yapalım. Burası dik üçgen, burası 5, burası 6, burası kaçtı diyor soruyor. Çok basit bir kuralımız var. Ne demiştik? Dik kenarların karelerinin toplamı 5'in karesi artı 6'nın karesi eşittir. Hipotenüsün karesi 90'ın karşısındakinin karesidir diyorum. 5'in karesi 25 artı 36 yani 61 çıkıyor. 61 eşittir x kare çıkıyor. Evet, 61 çıkar. X eşittir karekök 61 çıkar. Çok dikkat. Et. Eğer bir şeyin karesini bilemiyorsan, neyin karesidir 61 bilmiyorsan, o zaman x eşittir karekök 61'dir. Yani buradaki kenarı karekök 61 şeklinde bulabiliyoruz. Pisagor bize bunu e, söylüyor bunu gösterebiliyor aynı şekilde 3 4 5 üçgeni özel üçgen 6 8 e, 10 üçgeni yani 3 4 5'in 2'şer katı dikkat et 9 12 15 üçgeni bu 3 üç katı mesela 3 4 5'in bunlar da çıkabilir ama mesela örnek sorulara baktığımız zaman 5 12 13 üçgeninin katı 10 24 ve 26 üçgeni mesela çıkmış veya 5 12 13 üçgenin kendisi de çıkmış bu da çok ee, önemli bir üçgen haline geldi o yüzden 8, 15, 17 de çıkabilir karşımıza yani biz mesela e, şöyle bir üçgen gördük diyelim soruda şöyle bir üçgen gördük tamam mı şu üçgen 90 derece burası mesela e, kaç diyelim e, 26 diyelim burası da 10 diyelim burası kaç dediğin zaman ben burada 26'nın karesi eşittir 10'un karesi artı bunun karesi şeklinde yapmama gerek yok bu çünkü özel üçgenin benzeri bak burası 13'ün iki katı 13'ün iki katı. Bu da 5'in iki katı. O zaman burası 12'nin iki katı. 5, 12, 13'ün ikişer katlarını alıyoruz aslında. Dolayısıyla bu da 24'tür şeklinde akıl yürütebiliyorum. Aman dikkat edin. Şimdi geldik eşlik benzerliği. Artık son konularımıza geldik Tonguç Eren Bey'im. Eşlik dediğimiz şeyin sembolü aslında eşittir. İşaretin üzerine böyle bir tane yamuk yumuk bir şey çiziyorlar. Mesela ABC üçgeniyle DEF üçgeni eşse eğer A açısıyla D açısı, B açısıyla E açısı, C açısıyla F açısı birbirle aynıdır. Hatta burada yazdığı şeye bakarak AB kenarıyla DE kenarı birbirle aynı diyebiliriz. Mesela AB kenarı 3 cm ise DE kenarı da 3 cm'dir. Devam ediyorum. BC kenarıyla EF kenarı da birbirle aynıdır. BC kenarı burada 6 cm ise EF kenarı da 6 cm diyebilirim. Diğer kenarda A C kenarıyla D, e, D kenarı. AC ile DF de 4 dörttür diyebiliriz. Dolayısıyla bütün kenarları aynı. Bütün açıları aynı. Mesela bu noktalı açıysa bu da noktalı açı. Bu işte iki çizgili açıysa bu da iki çizgili. Bu tek çizgiliyse bu tek çizgili açı şeklinde açıları, kenarları her bir haltı aynı. Üçgenlere biz eş üçgenler adını veriyoruz. Mesela burada KLM üçgeni ile OLN üçgeni birbirine eşittir demiş. Eş üçgenler demiş. Hatta şöyle birazcık daha belirtelim eş üçgenlerdir demiş. O zaman ben burada diyeceğim ki ya burada verdiği sıralama benim için inanılmaz önemli. KL ile OL birbirine aynıdır. KL neresi? KL burası. OL neresi? Burası. Bunlar birbirine aynı olmak zorunda. Aynı uzunlukta olmak zorunda. Vermemiş onları. Tamam devam edelim. Devam edelim. Diğerlerine bakalım. Bak dikkat et. LM ile LM ile LN aynı olmak zorunda. LM neresi? 6. O zaman LN neresi? Burası da 6 olmak zorunda o zaman. Bak LN ile LM aynı olmak zorunda. Turuncuyla gösterdim bunları da. Sonrasında devam ediyorum. Çünkü başka da var aslında. Kem kenarıyla o ne kenara olmak, zor olmak zorunda mesela o ne olsa KM de 10 olmak zorunda. O zaman burası da 10'dur şeklinde söyleyebilirim. Bak burada dik üçgenler var değil mi? Biz dik üçgenleri nerede görmüştük? Pisagor'da görmüştük. 6, 10 acaba burası nedir? Dediğim anda diyeceğim ki ben Pisagor. Pisagor'un özel üçgenleri aklıma gelsin. Özel üçgenler nelerdi? Hemen hatırlayalım. 3, 4, 5 üçgeni vardı. 3, 4, 5 üçgeni vardı. Ve bunun katları vardı mesela. Bunun iki katı 6, 8, 10. Bak iki katı 6, 10. Bak 6 10. O zaman burasının da 8 olması gerekiyor. Burası 8 ise Tonguç Elan şu parçaya 2 kalıyor. Çünkü burası 8. O zaman burası da 8 olmak zorundaydı hatırlıyor musun? KL ile KL ile OL aynı olmak zorunda. Burası 8. Zaten 6 8 10 üçgeni çıktı karşımıza. Ne sormuştu bize? KN'yi sormuştu. Al sana cevabımızı bul. Yani eşlikten Pisagor'la birleştiriyoruz. Üçgenlerle bütün kuralları birleştirip cevabımıza ulaşabiliyoruz. Aman dikkat ediyorum ve Hemen geldik benzerlik sembolüne. Benzerlik sembolü de eşlik sembolünün üzerindeki bu yamuk yumuk çizgi aslında. Mesela ABC üçgeni DEF üçgenine benzer ise açılar sadece aynıdır. Kenarlar arasında orantı vardır. Ne demek kenarlar arasında orantı var? Yani demin yaptığım AB kenarıyla DE kenarı birbirleri orantılıdır. Yani AB kenarı C ise AB kenarı C ise e, DE kenarı da e, D, e kenarı da F ise bunlar birbirle orantılıdır. C bölü F. Devam ediyorum. E, burada mesela BC C kenarı ile E, F kenarı birbirle orantılıdır. BC kenarı, BC kenarı neresi burası? A. E, e kenarı neresi? Zaten D. A bölü D'yi de yazmışız zaten. Şimdi devam ediyorum. Bir tane daha var. AC C kenarı ile D, F kenarı birbirle orantılıdır. AC kenarı neresi? AC kenarı burası B. E, D, F kenarı neresi? D, F F. İşte bunlar birbirine orantılı ve bunlar da benzerlik oranı denir. Bunların birbirine bölümüne benzerlik oranı aslında e, üçgenlerin çevreleri oranıyla aynıdır diyoruz. Hatta yükseklikleri oranı, açı ortayları oranı, kenar ortayları oranı da benzerlik oranıyla aynıdır. Ama çevreler oranını bilsen bazen sorularda çıkabiliyor karşımıza. Benzerlik de tabii ki sadece bunlarla değil, dikdörtgenlerde de benzerlik çıkabiliyor. Mesela onu da göstermek istiyorum. Mesela şöyle bir dikdörtgen olsa, şöyle bir dikdörtgen olsa 1'e ee, 3 olsa buna benzer bir dikdörtgen oluştur dediği zaman mesela bak burası 2 burası 6 olur bu dikdörtgen. Mesela 2 katını oluşturdum. Aslında bununla bunun arasındaki benzerlik oranı 1 bölü 2'dir mesela. Başka bir tane daha göstereyim. Çok bu da örnek sorularla çok rastladığım için söylemek istiyorum. Mesela şöyle bir e, şey olsun. Şöyle bir dikdörtgen olsun. Burası 6 e, olsun. Burası e 12 olsun. E demiş ki adam bize şöyle bir dikdörtgen oluştur demiş. Ve ama bu dikdörtgenin arasındaki benzerlik oranı 3 bölü 2 olsun demiş. Hayda daha küçük bir dikdörtgen dikkat et. Burası 3 ise burası 2 ise o zaman bu 3 ile orantılı bu 2 ile orantılı olmak zorunda. Yani aslında 6'nın bunu oranı bilmiyoruz. Eşittir 3 bölü 2 olmak zorunda. Zaten ben bunu anlayabiliyorum. 3 bu 3'ün katıysa bu da 2'nin katıysa bu 4 olmak zorunda. Bu 3 3'ün katıysa bu da 2'nin katıysa bu da 8 olmak zorunda. Bak 3 bölü 2 6 bölü 4 3 bölü 2 12 bölü 8 3 bölü 2. Yani bunun buna bölümü kısa kenarın kısa kenara bölümü 3 bölü 2 olacak. Uzun kenarın uzun kenara bölümü 3 bölü 2 olacak şeklinde bununla ilgili Örnek sorularda çok çıktı. O yüzden dikkat ederim. İlla üçgen çıkması gerekmiyor benzerlikte. Dikdörtgenle ilgili benzerlik sorusu da gelebilir. Hatta gelir diyorum ve hadi bakalım o zaman. Şimdi seninle beraber öteleme artık son konumuz. Öteleme, yansımayı bir bakalım şekli dört birim sağ ve iki birim aşağı öteleyelim mi seninle beraber? Böyle bir şeyde böyle bir şeyde aslında yapmamız gereken şey çok basit. Bunu uçak gibi düşünelim. Sen burada duruyorsun uçağın sağ üst köşesinde duruyorsun. Bunu seni ne yapıyoruz? Seni böyle alıyoruz. Dört birim bir 2 3 dört tane sağa yürütüyoruz. Sonrasında iki bir, birimde aşağı yürütüyoruz ve buraya geliyorsun. Sen artık buradasın. Uçağın neresindeydin sen? Sağ üst köşesindeydin. Uçağı aynen çiziyorsun Tomuç'um. Böyle aynen çiziyorsun sağ üst köşesinde sen olacağın şeklinde. Ve aynı e, renk de yapmaya çalışalım. Aynı rengi de oluşturalım bakalım. Böyle aynı rengi bulamadım ama yapacak bir şey yok. Böyle üçgeni, pardon bu artık neyse uçak gibi bir şekil, bunu buraya getirmiş olduk. Yani ne yaptık? Tetris'i 4 tane sağ, iki tane, tane aşağı ötelemiş olduk, kaydırmış olduk yani. Mesela burada iki, burası da eksi 3 olan bir A noktası var diyelim. Hadi bakalım A noktası ile alakalı taşımayı da bilmemiz gerekiyor sınavda. Soracak bunu. Ama şöyle yapalım, ilk başta yansımayı yapalım pardon. Şeklin simetri eksenine göre yansımasını çizelim demiş. Bak böyle bir L şekli var. Tepe, te, tepe taklak kalkmış ve simetri ekseni de şöyle bir doğru demiş. Bunu ayna olarak düşüneceğiz. Aynada kendimize baktığımız zaman mesela ben aynada böyle yapsam, elimi kaldırsam, e, bu elimi kaldırsam ve burası ayna olsa simetri ekseni de diyebilirsin buna. Ben aynada kendime baktığım zaman ba, bana doğru elini kaldırmış bir adam görürüm. Yani kendimi görürüm aslında ama bak bunlar birbirlerine... A eşit mesafede. Bunların mesafesi eşit. Yani o ben aynaya doğru el kaldırırsam o da bana el kaldırır. Dolayısıyla bu çok önemli. İşte burada mesela e, bu arkadaşın e, gözlerini gö, gözlerini çizmeyelim de hani şöyle yapalım. Bu arkadaşın gözlerini çizdiğim zaman mesela şurası göz diyelim. Bu e, aslında gözü dikkat et bu üçlünün en tepesinde. Bunu çizdiğimiz zaman yansımasını çizdiğimiz zaman aslında şöyle çiziz bak dikkat et. Hop 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 ve gözü de bu tarafa doğru. Yani birbirlerine bakacak gibi. Görüyor musun? Ne yaptık aslında? Bunlar birbirlerine bakan İki tane şekil gibi olduğu ve simetriğini çizmiş olduk ve dikkat et bunun sakalları mesela burası da sakalları olsun mesela. Bunun sakalları olsun burası. Burası sakalları birbirine doğru bakıyor görüyor musun? Bu çok önemli işte birbirine doğru bakma yani şöyle kapattığın zaman tam üst üste gelmesi. Mesela ellerim simetrik şu anda benim. Bu elimin yansıması bu elimdir aslında benim. Aynaya baktığım zaman bu elimin yansıması bu elimdir aslında. Burası çok önemli. Bu elimin yansıması... Ee, bu değildir. Bu ötelemedir. Yani elimi böyle ta taşıdım. O zaman öteleme oluyor. Böyle zaman öteleme oluyor. Bak, bak burada e, yansıma değil, öteleme var burada. Hareket ettiriyor sadece. Ama burada ise yansıma var. Yani simetriyi bir şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi geldik bir de noktanın ötelemesi yansımasına. Bu sınavda çıkabilir çünkü örnek sorularda da karşımıza çıkmış. Ee, şey, senaryoların içerisindeki örnek sorularda da. A noktasının 5 birim sağ ötelenmiş görüntüsünü çiziniz demiş. Şimdi A noktası burada. X ve Y ekseni burada. Apsis ve ordinat e, biliyorsunuz zaten bunları. Burası da orijinde hatırlıyorsan. 5 birim sağa ötelenmiş. Şimdi ben burada A noktasının üzerinde bulunan bir insanım gibi düşün. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağ öteledik. Buraya geldik. İşte bu noktaya mesela B diyelim. B diyelim. Ve bu noktanın aslında koordinatlarını yapalım seninle beraber. E burası e, 0, 1, 2'dir aslında. Ve yüksekliği de yerden 1, 2 birim uzaklıkta. O zaman B noktasının koordinatları 2,2'dir diyebiliriz. 2 birim aşağı ötelenmiş görüntüsüne bakalım seninle beraber. Buradan 2 birim aşağı gidiyoruz. 1, 2 o zaman bu noktaya gidiyoruz. C noktası diyelim. C noktasının koordinatlarına baktığımız zaman e, burasının solda eksi 3'te olduğunu görüyoruz. Eksi 3 virgül biliyorsun bir noktayı yazarken x'ini yazıyoruz. Sonra y'sini yazıyoruz. X'i eksi 3'tür. Y'si de yerden yüksekliği sıfırdır. Yani yüksekliğidir sıfırdır. E, yerin üstündedir. X ekseninin üzerinde olduğu için. X eksenine göre yansımasını çizelim. Bunu da farklı bir renkte yapalım. Mor renkte yapalım. X eksenine göre yansıması da X eksenini bir aynı olarak düşünüyorsun. X eksenine göre yansımasında Y'sinin işareti değişiyor. Bitti bu kadar. Mesela bunun e, aslında A noktasının koordinatları neydi? Eksi 3'e 2'ydi idi aslında. Ve bunun e, mesela X eksenine göre yansıması şuraya gelir bu arada. 2 birim, 2 birim uzaklıkta buraya gelir. Ve bunun aslında D noktası dersek buna... Y'sinin değişimidir yani eksi 3'e eksi 2'dir y'sinin işareti değişiyor aslında burada ve aynı şekilde y eksenine göre yansımasına bakalım y eksenine göre yansıması da burası 3 birimse burası 3 birim buraya geliyor yani e noktası diyelim burada mesela e noktası e, dikkat edelim burası 3 yani eksi 3 bir anda 3'e dönüşüyor ve bu aynen kalıyor 3'e 2 oluyor yani... Y eksenine göre yansıması da X'in işareti değişiyor X eksenine göre yansıması da Y'nin işareti değişiyor şeklinde özetleyebiliriz diyoruz ve hadi bakalım şimdi senle beraber sorularımıza geçeceğiz ve tekrar söylemek istiyorum Tonguç Erdoğan Bey bütün bu soruları örnek senaryolara Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek senaryolara uygun bir şekilde hazırladık. Aynı zamanda buradaki kazanımlara %100 uygun bir şekilde hazırladık. Buradaki örnek soruları inceledik. Hatta MEB örnek benzer sorularımız da var. Mesela burada hemen sana göstermek istiyorum. Ee, örnek soruları, benzeri, yazılı sorusu benzeri sorular da koyduk bunun içerisine yazılı provamız içerisine. Dolayısıyla süper bir yazılı provası olacak ve seninle beraber bütün bu sorulara baktığımız zaman e yazılıda karşımıza gelebilecek bütün her şeyi hazırlanmış olacağız diyoruz. Aynı zamanda biliyorsun gün gün yazılı programımızda yazılı takvimimizde her yazılımız var ve bunları YouTube'dan yayınlıyoruz bildiğin gibi ve aynı zamanda buradaki en büyük yardımcılarımız da yazılı notlarımız ve yazılı denemeleri kitabımız. Bu denemelerden mutlaka yazılı provalarını her derse ait çözmeyi unutma ve buradaki özetlerini de tekrar etmeyi unutma diyorum ve hadi bakalım burada yine seni e, hoca sorar işte %100 kesin çıkar e, yazılıda sorulur şeyleriyle yönergeleriyle uyaracağım. Şimdiden aklında bulunsun. Bunları çok iyi takip et diyorum ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber ilk sorumuza başlayalım. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Şekilde kenar uzunlukları verilen arsanın iki kenarına paralel 2 metre genişliğinde yol yapılmıştı. Burada görüyoruz zaten 2 metre genişliğinde. Bu LGS'de çıkan benzer bir soru aslında. Buna göre arsanın yol haricinde kalan kısmının yeşil bölge, buradaki yeşil bölge Metrekare cinsinden alanını veren cebirsel ifadeyi bulunuz demiş. Yani x'i y'li bir şey bulmak zorundayız. Hadi bakalım şimdi senle beraber başlayalım. Burası x artı 4'müş. Burası 2x artı 3'müş. Şimdi buradaki yeşil alanın alanını veren cebirsel ifadeyi soruyor. Bir kere burası 2x artı 3 bu uzun kenar. Burası ne olacak evladım benim? 2x artı 3 hocam. Harikasın. 2x artı 3 olmak zorunda. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit. Aynı şekilde burası x artı 4 ise burası da x artı 4 olmak zorunda. Şimdi burası 2x artı 3 ise burası 2 metre ise 2x artı 3'ten 2 metreyi çıkartırsam şu yeşil aradığım alanın aslında uzun kenarını bulmuş olurum. 2x artı 3 artı 3 eksi 2 dersem 2x artı 1 çıkar ve burası 2x artı 1'dir diyorum. Aynı şekilde burası x artı 4 ise bundan 2 çıkartırsam burası da x artı 2 çıkar yani kısa kenarı. Şimdi bizim aradığımız şey yeşil alanın alanı yani o zaman 2x artı 1 ile 2x artı 1 ile x artı 2'yi çarpmam gerekiyor. Yani uzun kenarla kısa kenarı çarptığım zaman bu yeşil bölgenin alanını hesaplayabilirim. Hemen çarpalım. Burada ne yapıyorduk? Çarpmada çok dikkat edeceğiz. Burada İki terimli ifadeleri çarpıyoruz. O zaman ilk başta bunun ilk terimiyle yani 2x'e bunu ve bunu çarpacağım. Ardından da ikinci terimiyle bunu ve bunu çarpacağım. Dolayısıyla hadi bakalım çarpmaya başlayalım. 2x'e x'in çarpımı dikkat et burada artı 2x demek bu artı x demek. İkisinin çarpımı 2x karedir diyorum. Artı 2x'e artı 2'nin çarpımı artı 4x'dir diyorum Artı 1 ile artı x'in çarpımı artı 1 x'dir diyorum. Artı 1 ile artı 2'nin çarpımı artı 2'dir diyorum. Buradaki çarpmalara aşina olmamız gerekiyor. Hatırlıyorsak x çarpı x, 2 x çarpı x, 2 x çarpı 5 x bunlar x kare, 2 e, x kare. 10x kare şeklinde bunlara çok iyi bilmemiz gerekiyor. Gerçekten karşımıza çok çıkıyor bunlar. Ve son durumda bunlar benzer terimler olduğu için 2x kare artı bu ikisinin toplamı kaç x eder? 5x hocam. Harika. 5x artı 2. Dolayısıyla bu işte bizim yeşil alanı veren cebirsel ifadedir şeklinde cevabımızı bulabiliriz. Peki geldik şimdi de yepyeni sorumuza. Şekilde verilen rampa yani eğim. Eğim rampa görünce direkt eğim diyeceksin. AB ve BC rampalarının birleşiminden oluşmuştur. Tamam. AB rampasının eğimi 3 bölü 2. Tamam. Bunun eğimi. BC rampasının eğimi 1 bölü 2. Tamam. B ve C noktasının yerden yüksekliklerini bulalım demiş bize. B ve C noktasının bak şuradaki soru işaretlerini bulalım diyor bize. Şimdi hemen şöyle bir kalınlaştıralım şunu. Daha görünür hale gelsin. B... C zaten gözüküyor buradan şu ve şu ve dikkat edin şurası dik şurası 90 derece o zaman burası da 90 derecedir ve şu yüksekliği ve şu yüksekliği bize soruyor. Şimdi böyle bir şey gördüğümüz zaman bir kere eğim dediğimiz şeyin yani burada verdiği 3 bölü 2'nin bunun eğimi olduğunu biliyoruz. Bunun eğimi nasıl hesaplanır dediğimiz zaman burada bir dik üçgen var mı Tonguç evladım benim? Var hocam. Harikasın var. Hatta böyle sarıyla tarayayım ki sen dik üçgeni net bir şekilde. Bu dik üçgenin dikey dediğimiz şeyi şurası yüksekliği burası. Burası da yatay dediğimiz kısmı. Yani aslında soru işaretini biz e, buradaki mavi dörde böldüğümüz zaman ne çıkıyormuş? 3 bölü 2 yani eğim, bunun eğimi çıkıyormuş. 3 bölü 2 olduğunu söylemiş zaten bize. Biz buradan aslında bu yeşili bulabiliriz veya buna x diyelim şimdi. Hemen burada işler dışlar çarpımı yapalım. 2x eşittir 12'den x eşittir 6'dır. Demek ki şurası 6 metreymiş santimetreymiş özür dilerim. Hatta bunları şöyle yapalım metre yapalım metre yapalım hepsi metre olsun tamam. Şimdi burası 6 metreymiş diyoruz. Şimdi ardından ne yapacağız? buradaki yüksekliği bulabilmemiz gerekiyor. Şimdi ben bunun 6 metre yükseklikte olduğunu biliyorum. Ama burada BC'nin eğimi dediğimiz ifadeyi hesaplayabilmemiz için gerekli olan bir dik üçgen yok. Dolayısıyla ben burada Eğim dediği zaman dik üçgenimi gördüm, buldum zaten basitti zaten vardı sorun için ama burada yok dik üçgen. İşte böyle bir durumda burada dik üçgen oluşturmamız gerekiyor. Dik üçgen yok ki burada. Ben bunun eğimini hesaplayabileyim. İşte onu yapabilmek için de şöyle bir çizgi atacağız. İşte bu zor birazcık. Bunu attığımız zaman burası dik olacak. Ve al sana dik üçgeni çıkarmış oldum. Bunun eğimi 1 bölü 2 imiş. Hiçbir şey biliyor muyum bu dik üçgenle alakalı? Eğer ben buraya dik yaptıysam. Burası da diktir ve burası dik dik dik. O zaman burası da dik. Burada bir dikdörtgen çıktı. Bak burası dikdörtgen çok önemli. Şu dikdörtgeni gördün mü evladım benim? Gördüm hocam. Harikasın. Gördün Dolayısıyla şimdi burası 6 metre ise burası da 6 metredir. Burası 12 metre ise burası da 12 metredir. Bak bu dik üçgen de eğimin oluşturduğu aslında yatay kenarı biliyorum ben. Bu dik üçgende yatay kenarı biliyorum. Yani neydi eğim dediğimiz şey? Bu 1 bölü 2, 1 bölü 2 eşittir. Dikey bölü yataydı. Yani şurası, şurası bilmiyorum ne olduğunu. X bölü. Burası yani 12 ee, bizim eğimimizi veriyor demiştik. Dolayısıyla hemen işte dışarı çarpalım. X 2x eşittir 12 eder. X eşittir 6 çıkar. Demek ki burası da 6'ymış. Şimdi benim buram 6'ymış. E burası da dikdörtgenden 6'ydı. O zaman toplamda buradan buraya kadar yerden yüksekliğimiz 12 metredir şeklinde cevabımızı buluyorum. Bu 6 metre bu 12 metre şeklinde yüksekliklerimizi hesaplamış olduk diyoruz. Geldik eşitsizlik sorumuza. Aşağıda verilen eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösteriniz demiş. Sayı doğrusuna gösterme kazanımlarda da çok çıkıyor. Örnek soruları da karşımıza çok çıktı. X küçük veya eşittir. Eksi 3 demiş. Şimdi eksi 3 burada diyelim. Eksi 3 burada. İlk, bir kere küçük dediği için eksi 3'ün solunu almam gerekiyor. Bu çok basit. Eksi 3'ün solunu böyle bir tarayacağım. Buradan 10 puansa sorunun 5 puanını kaptım bile. Ama küçük veya eşittir dediği için bunu taradığım zaman içini de dolu yapmam gerekiyor. Yani eksi 3'ü de içi dolu yapmam gerekiyor. Çünkü eşitlik de var burada çok dikkat ederim. Burada mesela x eksi 4 ile 1 arasında. Eksi 4 burada olsun 1 burada olsun. Şimdi eksi 4 ile 1 arasındaki bütün sayıları taramam gerekiyor. O zaman şöyle arasını böyle tarıyorum. Ama dikkat ederim. Eksi 4 burada eşitlik olduğu için dahilken yani içi doluyken 1 ise dahil değil yani içi boş olmak zorunda. Eksi 4 ile 1 arasını da taramış olduk ve eksi 4 dahil bir dahildir diyorum. Sayı doğrusunda gösterilen eşitlikleri yazınız demiş bu sefer. E, gösterilen eşitlikleri yazınız demiş bakalım hemen. E, hemen burada bir kere 4 var burada. O zaman X bir kere küçük mü büyük mü evladım benim? X dördün sol tarafını taramış. Küçük mü büyük mü? Küçüktür hocam. Harikasın küçüktür. Çünkü dördün sol tarafında ise küçük sayılar vardır. 3, 2, 1 gibi. O zaman X küçüktür. 4 dememiz gerekiyor. Ama dikkat et bak içini dolu taramış. Yani burası dolu. O zaman ne diyeceğiz? Küçük veya eşittir 4 diyeceğiz. 4 de olabilir çünkü. Buraya bakalım. X dediğimiz şey ne ne arasında? Eksi 6 ile 5 arasında. O zaman x eksi 6'dan büyük 5'ten küçük olmak zorunda. Ama dikkat edin bunun içi boş bunun içi dolu yapmış. O zaman ne yapacaktık? 5 e, dahil olduğu için buna eşittir'i koyacağız. Eksi 6 dahil olmadığı için buna aynen bırakıyoruz diyoruz. Bu da önemli bir özellik diyoruz. Hadi bakalım o zaman yeni sorumuza geçelim. 3 e, eksi x bölü 4 küçük veya eşittir 6 eşitsizliğinin çözümü olalım. Normalde bir eşitsizlik çözümünde biz denklem gibi bakıyorduk. Yani burada eşittir varsa ben ne yapardım? Paydaları eşitlerdim değil mi? Hemen bunun paydasında 1 olsaydı bunu 4 ile genişletirdim ve paydaları eşitlerdim. 3 eksi x bölü 4 küçük veya eşittir. 24 bölü 4 paydalar zaten birbirini götürürdü. 4 4 olduğu için ve sonrasında ne çıkıyor karşımıza? 3 eksi x küçük veya eşittir 24 çıkar. Şimdi burada e, bu artı 3 de aslında her iki tarafa eksi 3 ekleyebilirim veya artı 3'ü karşıya atabilirim. Eksi x, eksi x küçük veya eşittir 24 eksi 3 diyorum. Artı 3'ü karşıya atınca eksi 3 diye geçiyor. Eksi x küçük veya eşittir 21 çıkıyor. Bundan sonra x'i yalnız bırakabilmek için ben ne yapmam gerekiyor? Bu eksi x'i her iki tarafı eksi 1 ile bölmem gerekiyor. Her iki tarafı eksi 1'e böldüğüm zaman aslında eşitsizlik yön değiştirecek. O zaman x büyük veya eşittir e, eksi 21 çıkacak. Cevabımız bu ve sayı doğrusunda da gösterebiliriz ama burası birazcık kritik. Yani her iki tarafı eksiye böldüğüm zaman eşitsizliğin yön değiştirdiğini bilmem gerekiyor. Bunu başka türlü nasıl yapabilirdim? Bunu başka türlü e, x'i bu tarafa atardım. 21'i bu tarafa atardım. Aynı sonuç çıkardı. Bak dikkat et, Hiç buraya yapmadın diye düşün. x'i karşıya atınca artı x çıkar. 21'i karşıya atınca eksi 21 çıkar. Ve aynı işaret kadar x büyüktür eksi 21. x büyüktür eksi 21 şeklinde cevabımıza ulaşabiliyoruz. Peki bir tam sayının yarısı ile dört fazlasının toplamı dörtten büyüktür. Bu sayı en az kaçtı demiş. Bir tam sayıyı biliyor muyuz? Ona ne diyelim? x. Harikasın. x diyelim. Şimdi bu bir tam sayının x'i yarısı ile yarısı ile dört fazlasının toplamı ee, yarısı ile yarısı ile dört fazlasının dört fazlası bu yarısı bu dört fazlası bu bu ikisinin toplamı e, büyüktür dört demiş bunu çözmemizi bekliyor yok artık Lebron James hem denklem var hem eşitsizlik var ikisini de çözmüş olacağız aslında burada ikisini de çalışmış oluyoruz şimdi bakalım büyüktür dört demiş. Şimdi Paydası olan denklemlerde ne yapıyorduk? Bütün paydalara bir veriyorduk ve paydalarını eşitlemeye çalışıyorduk. Bunu iki ile genişletiyorum. Bunu iki ile genişletiyorum. O zaman ne çıkıyor? Ee, hemen yazalım. x bölü 2 artı e, 2x artı 8 yani bunu bu ikisiyle çarpıyorum. 2x artı 8 bölü 2 büyüktür. 8 bölü 2. Bütün paylar aynı birbirini götürdü mü? Evet bu ikisi toplanırsa 3x artı 8 büyüktür 8 diyorum. Sonrasında ne çıkıyor? Bu 8'i karşıya atınca 3x büyüktür 0 çıkıyor. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman tak diye x büyüktür sıfır çıkıyor. Diyor ki bize bu sayı en az kaçtır diye soruyor. X büyüktür sıfır en az kaç olabilir evladım benim? Bir hocam. Harikasın. Dolayısıyla cevabımız birdir diyebiliriz. X büyüktür sıfır dediğine göre. 1, 2, üç, dört, beş, altı hepsi olabilir ama en az kaç olabilir? Bir olabilir şeklinde eşitsizliğimizi çözdük ve cevabımızı bulduk. Geldik şimdi yepyeni bir soruya ama üçgen sorusuna çok dikkat edelim. Şekilde bir kenarı ortak iki üçgensel bahçe ve bu bahçelerin kenar uzunlukları verilmiştir demiş. Bu bahçelerin ortak kenarının uzunluğu metre cinsinden alabileceği tam sayı değerlerini bulamıyormuş. Yani burası x olsa demiş bu ortak kenarın uzunluğunun alabileceği tam sayı değeri ne olur diye bize soruyor. Şimdi biz üçgenlerde üçgen eşitsizliğini biliyorduk ve aynı zamanda açı kenar bağıntılarını biliyorduk. Burada Pisagor olmadığı belli. Açı kenar bağıntısı diyordu ki büyük açının karşısında büyük kenarı var diyordu. Ama burada hiç açı olmadığı için o ken açı kenar bağıntısıyla bir alakası yok. Pisagor da yok, dik üçgen de yok burada. O zaman bu üçgen eşitsizliği. Üçgen eşitsizliği diyordu ki herhangi bir üçgende bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorundadır veya aynı şekilde bir kenar. Diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmak zorunda. Burada kaç tane üçgen var evladım ben? İki tane hocam. Harikasın. İki tane üçgen var. Bak buna birinci üçgen buna ikinci üçgen diyelim. Birinci üçgeni gel seninle beraber yapalım. Birinci üçgende x dediğimiz kenar. X dediğimiz kenar. Diğer iki kenarın toplamından küçük. Yani 14'ten küçük. Farkından büyük. Yani 2'den büyük olmak zorunda. Şimdi ikinci üçgene bakalım seninle beraber. İkinci üçgende böyle bakalım. E, x dediğimiz kenar. Diğer iki kenarın toplamından küçük yani 10'dan küçük büyük, kenarın farkından da büyük olmak zorunda. Sıfırdan büyük olmak zorunda. O zaman bizim istediğimiz şey... ...yani bu ikisine de uygun olan... ...bu ikisine de uygun olan bu iki bu arada... ...bu ikisine de uygun olan x dediğimiz değer... ...ne ile ne arasında olmak zorunda. İşte kıl olan şey burada bu. Peki ne ile ne arasında olmak zorunda? Dikkat edelim. E, x burada buna göre mesela bir olabilir... ...ama buna göre olmaz. Birden büyük olmak zorunda. Mesela hemen yazayım bak. 3, 4, 5, 6, 7 böyle böyle gider... 11 12 13 şeklinde gider burada değerler. Ee, 10 olur falan filan 9 olur falan filan. Buraya bakalım. Burada 1 2 3 nokta 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 9'a kadar gider. 8 9 falan gider. Şimdi bak burada ikisine de uygun bir şey seçmem gerekiyor. İkisine de uygun şey aslında bak hem 3 4 5 6 7 hepsine oluyor. 3 4 5 6 7 hepsine oluyor ve 9'a kadar çıkabilirsin. 11'i yapamazsın. Buna oluyor ama buna olmuyor. Dolayısıyla diyoruz ki çok basit bir kural var. Büyüklerden büyüklerden küçüğü alıyorsun. Yani onu alıyoruz. Burada onu alıyoruz. Küçüklerden de büyüğü alıyorsun. Yani burada da onu 2'ye alıyoruz. Yani 2 ile 10 arasında olmak zorunda. Ne olabilir derse 2'nin alabileceği değerler. 3 4 5 6 7 8 9 bitti bu kadar. Yani 10 desen 10 buna göre olmaz. Mesela 1 desen 1 buna göre buna buna göre olmaz bir mesela. 2'den büyük olmak zorunda. Gibi. O zaman 2 ile 10 arasında bu değerleri alabilir diyoruz cevabımız için. Şimdi geldik yeni sorumuza. Burada da şekilde kenar uzunlukları verilen ABC üçgeninde C açısı çok dikkat edelim. Açı vermiş burada. Büyüktür B açısı demiş. AB uzunluğunun Santimetre cinsinden alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye bize soruyor. Şimdi bu üçgende bir kere açıları verdiğine göre açı kenar bağıntısına dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bu e, x kenarının ne olacağını sorduğuna göre kaç farklı tam sayı. O zaman burada bir eşitsizlik de var. Şimdi normalde ilk bildiğimiz şey yapalım. Üçgen eşitsizliği neydi? Herhangi bir kenar yani x kenarı diğer iki kenarın toplamından küçük yani 25'ten küçük. Farkından da büyük. Yani beşten büyük olmak zorunda. Bu ilk kazanımımız. Tamam bunu yaptık. Sonra diyor ki bize. Çok dikkat ederim. C açısı B açısından büyüktür demiş. C açısı neresi? Burası. Hmm. B açısı neresi? Burası. O zaman bunun karşısındaki X kenarı. X kenarı. Yani X kenarı. Büyüktür. Bunun karşısındaki 10 olmak zorundadır diyor. Yani... Bunun karşısındaki X kenarı bunun karşısındaki 10'dan büyük olmak zorunda diyor. O zaman X büyüktür 10 ikinci bir şey daha çıktı karşımıza. Şimdi biz X'in değerlerini hemen söylesek burada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 böyle yazalım ya üşenmeyelim yazalım diyelim sallayalım 14 nokta 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 24'e kadar gider. Peki diyor ki bize bir de X büyüktür 10 olacak diyor kardeş. Bu ikisine de uyacak bir şey bulmalısın diye soruyor bize. Şimdi o zaman ne olabilir? X 10'dan büyük olacak ama burada X 5'ten büyük. o zaman X 10'dan büyüğü almak zorundayım. O zaman bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz, bu olamaz. O zaman bunlar olabilir. Yani 11, 12, 13, 14, 15 nokta 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 24'e kadar gidebilir X'in alabileceği değerler diyorum. Ve burada da e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6 7, 8, 10, 14, 15 tane 15 tane değerden bahsediyorum. Bu ikisini çıkardığım zaman e, kaç çıkar? 13 13 artı 1 14 özür dilerim. 14 tane değerden bahsediyorum diyoruz. 14 tane kaç farklı tam sayı değeri var demiş. 14 diyoruz cevabımız için. Geldik yere dik olarak yerleştirmiş. 1,2 metre uzunluğundaki direk demiş. Böyle bir direk. Sonra olmuş? Tam ortasından kırılmış. Hay Allah yazık olmuş. Ve uç noktası 24 santimetre yüksekliğindeki duvarın üst uç noktasına dayanmış demiş. Tamam. Bayağı mühendislik sorusu neredeyse. Buna göre çubuğun yere değdiği noktanın duvara uzaklığı kaç santimetre demiş. Çubuğun yere değdiği noktanın yani burasının duvara uzaklığı yani şu aradaki mesafeyi bize soruyor. Tamam. Şimdi. Bak oh, zor bir soruya benziyor. Şimdi bir çubuk varmış. En başta böyle dik duruyormuş. Bu böyle buradan kırılmış. Böyle bir kısmı buraya gelmiş falan filan. Şimdi bu çubuk normalde 1,2 metreymiş. Kırıldığı zaman tam ortasından kırılmış. Dolayısıyla bu parçası bu parçası 0,6 olmak zorunda. 1,2'nin yarısı 0,6 bu parçası da 0,6 metre olmak zorunda. Bu 0,6 metre kaç santimetredir Tonguç Ölen Bey? 60 santimetre hocam. Harika. O zaman burası 60 santimetre olmak zorunda. Burası da 60 santimetre olmak zorunda. Tamam bunları yazdık. Burası zaten 24 santimetre demiş. Diyor ki üst 3 üç noktasına dayanmıştı diyor. Buna göre çubuğun yere değdiği noktanın duvara uzaklığı. Yani burayı soruyor bize. Hayda şimdi ne yapabiliriz? Şimdi burada bir e, garip bir şekil var. Yani böyle bir garip bir şekil var. Keşke burada bu çubuğun oluşturduğu şey bir üçgen olsaydı. Üçgenden daha rahat çözerdim. Üçgende Pisagor'u biliyorum. Ondan sonra işte yok eğimi biliyorum. Bir sürü şey biliyorum. Eğim yok burada gerçi de. Yani bayağı bir şey yok. Keşke üçgen olsaydı. O yüzden işte mutlaka mutlaka... Bakın arkadaşlar yazılda bundan soru çıkar Tonguç Eralım. Karşımıza şöyle bir şey gelirse. Şöyle bir şey gelirse. Şöyle bir şekilde gelirse. Lütfen ama lütfen şu çizgiyi çiz. Bu çizgiyi çizdiğin zaman bak üçgen oluşturmuş oldun. Veya şöyle bir şekilde geldi. Ee, başka bir şekilde yapalım. Hop, hop, e, hop, hop diyelim mesela. Burada bu çizgiyi çiz. Bak üçgen oluşmuş oldu. Yani bu çizgiyi çizdiğim zaman üçgen oluşturuyorum. Bak aynı şekilde bu çizgiyi çizdim. Bak dik üçgeni oluşturdum. Burada dik üçgeni görebiliyor muyuz? Bak hop bu sarı dik üçgendir. Ve burada bunun altında da bir tane dik, e, den, dik dörtgen oluşmuştu. Bak dik dörtgen. Burası da dik dörtgendir aslında. ha Şimdi burası 60 santimetre. Burası 24 ise... Bir kere bu duvarın da burası 24. O zaman burası da 24 santimetre, değil mi evladım benim? Burası 24, burası 24, burası 24. Peki burası toplama 60 ise, burası 24 ise, buraya ne kalır? Yani bütün hepsi 60, burası 24. O zaman buraya da 60 eksi 24'ten e, 36 kalır. O zaman şurası da 36 santimetre, yani şuradan şuraya kadar mesafe. Bu dik üçgende bakar mısın? Bunu biliyorsun. 60 bunu biliyorsun 36. E burayı bulabilir misin? Evet bulabilirsin. Şu dik üçgeni bak senin için şuraya büyütüyorum. Şöyle bir dik üçgenden bahsediyoruz. Dik. Burası 36, burası 60, burası kaçtır? Bu dik üçgen bir acaba tanıdık bir üçgene mi? Mesela 3 4 5'in katı mı? Veya 5 12 13'ün katı mı? Veya 8 15 17'nin katı mı? Bilmiyorum şu an neyin katı olduğunu. 7 24 25 özel üçgenler bunlar. Bunların katı mı diye bakıyorum. Şimdi burada, burada şimdi mesela 60 neyin katı olabilir? 5'in katı olabilir. Evet, e, 5'in 12 katı. E, bu da 36'lı 3'ün 12 katı. Hayda, bak bu 5 çarpı 12. Bu da 3 çarpı 12. O zaman burası 4 çarpı 12'dir. 3, 4, 5. İşte burada da bunun tak diye 48 olduğunu bulabilirsin. Eğer ben bunu anlamadım yok bilmem hani yap dersen de Pisagor yaparsın. Bu canın sağ olsun. X deriz buna. X'in karesi artı 36'nın karesi eşittir. 60'ın karesi çıkar. Bu uzun sürer. Yani 60'ın karesi 3000, işte 3600 çıkıyor. Ondan sonra 36'nın karesi eşek gibi bir sayı çıkıyor falan. Dolayısıyla en mantıklısı bu 5'in 12 katı. Bu 3'ün 12 katı. Bu da 4'ün 12 katı şeklinde tak diye cevabımızın 48 olduğunu. Şurasının 48 cm. Şurası 48 ise çünkü burası da 48. Çünkü bu dikdörtgendir şeklinde cevabımıza 48 cm diyebiliriz. Geldik görselde verilen DFG noktalarından biriyle KLMN O noktalarından biri birleştirilerek bir köşesi B olan bir üçgen oluşturuluyor demiş. Tamam. E, DFG noktaları falan filan. E, Hangi iki nokta seçilirse bu üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı 3 bölü 4 olur demiş bize. Ha, şimdi şöyle birazcık yaklaştıralım bu soruya. Birazcık daha net bakalım sorumuza. Noktalarından biriyle, bunlardan biriyle, bunlardan biri birleştiriliyor demiş. Hangi iki nokta seçilirse bu üçgen ile ABC üçgeninin benzerlik oranı, 3 bölü 4 olur diye bize soruyor. Hayda. Şimdi ne yapabiliriz? Ee, 3 bölü 4. Şimdi ABC üçgeni o zaman 4 kat olmak zorunda. Mesela ABC üçgeninin kenarlarına bakalım bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani ABC üçgenini şöyle bir daha çizersem eğer ben, burası 8 birim. Ee, burası ne? 1, 2, 3, 4 burası da 4 birim. 4 birim. Şimdi 3/4 olan bir şey oluşturmaya çalışacağım. 3/4 olan bir şey oluşturmaya çalışacağım. ABC üçgeni şimdi ABC üçgeni 3/4 ise bu 4 kat olmak zorunda. ABC üçgeni aslında burası 4 ise bizim yapmaya çalıştığımız şey öyle bir üçgen olacak ki öyle bir üçgen olacak ki 3 birim olmak zorunda. Bak bunların arasındaki benzerlik oranı 3/4. Yani yeni oluşturacağımız üçgen 3 birim bu uzunluk olmak zorunda. Burası mesela 8 birimse yeni oluşturacağımız üçgende buranın 3 bölü 4, 3 bölü 4 olabilmesi için 6 birim olması gerekiyor. Bak dikkat et. Bunu buna bölüyorum 3 bölü 4. 6'yı 8'e bölüyorum yine 3 bölü 4. Dolayısıyla buranın 6 birim olması gerekiyor. Şimdi o zaman öyle bir çizgi çizmem gerekiyor ki burası 6 birim uzunlukta olacak. B aynı kalacak şekilde. Mesela şöyle bir çizgi çizsem. Burası 3 birim oluyor. Burası 2 birim. 1,5 bir oluyor. Hatta olmuyor. Mesela şöyle bir çizgi çizsem. Burası 2 birim oluyor. Burası 4 birim oluyor. Zaten 3'e 6 yarıyorum ben. 3'e 6 olabilmesi için. Mesela şuradan bir çizgi çizdiğim zaman. Dikkat et. Burası 3 birim oluyor Tonguç Elan Bey. Burası 3 birim oluyor. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. İşte tam istediğim çizgi bu. Yani şu çizgiyi çizdiğim zaman 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oluyor. Ve dolayısıyla 3 bölü 4, 6 bölü 8 şeklinde benzerlik oranı oluşturmuş oluyorum. E ve L noktaları olarak cevabımızı vermiş oluyoruz diyoruz. E ve L noktalarıdır diyoruz cevabımız için. Birim kare üzerine çizilmiş olan ABC üçgeninde önce Y eksenine göre yansıma görüntüsü çiziliyor demiş. Sonra diyor ki bu görüntü daha sonra 4 birim aşağı öteleniyor demiş. Son durumda oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulalım demiş bize. Şimdi ilk başta ne yapacakmışız? Bu şekli Y eksenine göre yansıtacakmışız. Yansımada aslında eşit uzaklıklar prensibi çok önemli. Mesela hemen şöyle birazcık daha yaklaştıralım. Kareli kağıdımız net bir şekilde gözüksün. A noktası y eksenine 1 2 3 4 uzaklıktaysa A noktasının yansıması 1 2 3 4 uzaklıkta olacak. Yani burası A noktasının yansıması olacak bizim için. Devam ediyorum. B noktasına bakalım. B noktası 1 uzaklıktaysa y eksenine burası da B noktasının yansıması olacak. Burası B'nin üssü diyelim. B üssü çizgi genellikle yansımalar böyle B üstü çizgi, A üstü çizgi gibi şekil gösteriliyor. Sonrasında C noktası 1, 2, 3, 4, 5 uzaklıkta ise Y ekseninde 1, 2, 3, 4, 5 uzakta C noktası oluşacak C üstü çizgi. Bunları birleştirdiğim zaman ben zaten ABC üçgeninin Y eksenine göre yansımasını bulmuş oldum. Şimdi buradaki Şekli diyor ki dört birim aşağı ötele diyor. Yani olduğu gibi kaydır diyor. Yani şöyle bir şekil çıktı. Yeşil. Aynı bunun gibi. Bunun yansımasını yaptık. Böyle sanki birbirine katlanacak gibi. Sonrasında bunu dört birim aşağı git diyor. Dört birim aşağı ötelemek demek şu demek. Mesela herhangi bir noktaya alıyorum. B üstü noktasını dört tane aşağı kaydırıyorum. Hemen kaydıralım seninle beraber. Bir, iki, üç. Pardon dört. O zaman nereye geldik? Buraya geldik. B'nin yeni noktası. B iki tane çizgi çizdim mesela buraya. Mesela aynı şekilde A'nın 1, 2, 3, 4. O zaman A'nın iki çizgisi buraya geldi. A iki çizgi diyelim mesela. C aynı şekilde kaydırılsın bakalım. C 1, 2, 3, 4 tane kaydı. Buraya da C'nin iki çizgisi geldi. Ve bunları yine birleştirdiğim zaman hemen ne yapıyorum? Birleştirdim. Hop hop. Hop. Ve yeşille boyayayım ki tam böyle benzesin şekillerimiz o zaman buraya gelmiş oldu şeklimiz. Bize ne soruyor? Son durumda oluşan üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulalım demiş. Köşe noktalarının koordinatları A bir kere 1, 2, 3, 4, 4 A dediğimiz şey yeni oluşan 4'e 0. Ee, hemen devam ediyorum. B'nin iki çizgisine bakalım. Burası da e, 1'e, ikisi 1, Y'si de ...bir, iki, üçüncü katta... ...eksi üçüncü katta... E, ...C'nin e, çizgilerine bakalım. Zaten nokta yazma bu da artık. E, bir, iki, üç, dört, beş... ...beşe, beşe... E, e, ...eksi üçüncü katta, eksi üçüncü katta... ...şeklinde bulabilirim. Şimdi bunu başka türlü nasıl yapabilirim? Bu zor birazcık böyle... ...kaydırma maydırma falan, teknik çizimlere falan girmeden... ...A'yı, B'yi, C'yi noktalarını bulurdum. Bak ilk başta A'nın noktası... ...aslında... Ee, eksi e, 4'e e, artı 4. Eksi 4 virgül artı 4'tür. B'nin noktasına baktığım zaman e, eksi 1'e eksi 1'e 1'dir. C'nin noktasına baktığım zaman eksi 5'e 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 artı 1'dir. Şimdi bunları ilk başta ne yapmıştık? Y eksenine göre yansıtmıştık. Y eksenine göre yansıtmak demek aslında x'inin işaretini değiştirmek demek. A üssü noktası x'in işareti değişirse 4,4 olur. E, B üssü noktası x'in işareti değişirse 1,1 olur. C, C üssü noktası x'in işareti değişirse eksi 5 artı 5 olur. 5,1 olur. Sonrasında 4 birim aşağı ötelemek demek aslında bunların her birisinin y'sini 4 aşağı çekmek demek. 4, 4, eksi 4, 4 yaparsan eksi 4, eksi 4. Eksi 4 yapıyorsun. Aslında 4 birim aşağı yukarı aşağı çünkü y eksenini ilgilendiriyor. Aşağı 4 birim ötere demiş. Dolayısıyla 4 eksi 4 0. 1 eksi 4 eksi 3. 1 eksi 4 eksi 3. Dolayısıyla al sana son üçgenin köşe koordinatlarını da çizmeden de bulabiliyoruz diyoruz. Şimdi geldik birkaç tane test sorusu çözelim. Sonra örnek sorularımıza geçeceğiz. Test sorularımızda da aslında bizim yaptığımız kazanımlara benzer sorular var. Hatta şöyle birazcık ben düzeltelim. Evet hadi bakalım. Test sorunu çözüyorum. Aşağıda aynı marka cep telefonunun iki farklı mağazadaki fiyatları verilmiştir. Peşinat, aylık taksit falan filan. Lalin bu telefonu A mağazasından, Kemal B mağazasından satın aldığında Kemal 5 taksit daha fazla ödemişti demiş. İki mağazada da fiyatı aynı olan bu telefon için Lalin kaç TL ödemiştir diye bize soruyor. Şimdi ben buradan, ben buradan aslında eee A mağazasından aldığım zaman A mağazasından Lalin almış bunu. Hemen bakalım. Burada ilk başta 500 veriyormuşum. Artı sonrasında 150-150 150-150 ödüyormuşum. 150 çarpı x taksit ödüyormuşum. Ama diyor ki diyor ki B mağazasından satın aldığında Kemal 5 taksit daha fazla vermiş diyor. O zaman Kemal de B mağazasından almış. 800 peşinat vermiş. Artı 120 çarpı X artı 5 taksit ödemiş. Yani 5 taksit daha fazla ödemiş. Ve bunların bu telefonlara verdiği fiyatlar aynı olmak zorunda. Çünkü iki mağazada da aynı fiyatı varmış bu telefonun. Lalin kaç TL ödemiştir? Yani bir telefonun fiyatı kaç TL'dir diye bize soruyor. Hemen bunu çözmeye çalıştığımız zaman e, buradan e, ne, bunları dağıttığımız zaman hemen yapalım. 500 artı 150 X eşittir. 800 artı 120x artı 120 çarpı 5 600'dür. Hop hop hop. 600 artı 800 1400 artı 120x. Burası da 500 artı 150x. X'leri bu tarafa toplayınca 30x eşittir. Bu 900 çıkar. X eşittir 30 çıkar. Bize ne soruyor? E, Lalin kaç TL ödemiştir? Lalin aldığı şey zaten buydu. 30 dersek buna. 150 çarpı 30 4500 artı 500 5000 TL. E, ...para ödemiş arkadaşımız diyoruz. Hemen geldik. E, bir tane daha yine böyle rampalı... ...mampalı ve eğimli bir soru aslında. Bu da LGS'de kesin çıkar. Aman dikkat ederim. Şekildeki... ...2 desimetre ve 12 desimetre uzunluğunda... ...yere dik olarak sabitlenmiş iki direğin... ...uç noktaları arasında... ...26 desimetre uzunluğunda gergin bir ip... ...bağlanmıştır. Verilenlere göre bu ipin eğimi hemen bu çizgiyi çizeceğiz. Eğim bulacaksak bir dik üçgen lazım. Bu dik üçgeni kendimiz oluşturacağız. Kendi kuvvetimizle oluşturacağız. Burada dikey bölü yatayı bulmamız gerekiyor. Yani şu uzunluğu şu uzunluğa bölmemiz gerekiyor. O zaman burası 12 desimetre ise burası 2 ise burada bir dik, dik dörtgen de ortaya çıkıyor. Ve burası 2 ise burası da 2'dir diyorum. O zaman buraya 10 kalıyor diyorum. Ve burada bir Pisagor var bu dik üçgen olduğu için. 26 10. Acaba burası nedir? Hemen özel üçgenleri hatırlayalım. 5, 12, 13 vardı. Bak bu 5'in 2 katı. Bu da 13'ün 2 katı. Hemen o zaman burası 12'nin 2 katı. Yani 24'tür. Bizim istediğimiz şey neydi? Bu dik üçgenin eğimiydi. O zaman burası 10. Burası 24. 10 bölü 24 cevabımızı bulduğumuz hangi cevapsa? 10 bölü 24 bir kere sadece zaman 5 bölü 12'dir cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Hadi bakalım şimdi map örnek yazılı sorusu benzerlerine bakalım. Şimdi birazcık daha kazık bir soru seçtim. gerçekten de güzel bir soru bu. Aşağıdaki şekilde AED, ABD ve BDC 3 Üç tane uzun, üçgen varmış. Kenar uzunlukları santimetre içinden doğal sayı olan üçgenlermiş bunlar. Tamam. ADE üçgeni yani şu üçgen diyor ki bize en büyük açısı E açısı demiş. O zaman bu en büyük açısıymış. Tamam. BDC üçgenindeki buradaki en küçük açı da C açı. O zaman bu da en küçük açıymış. Tamam eyvallah. ED 10'muş. ED 10. Hadi bakalım şunları bir yazalım bakalım. ED 10'muş. AE 7'ymiş. AE dediğimiz şey burası 7'ymiş. Tamam. DC 13'müş. Burası 13'müş. CB 11'miş. Burası 11'miş. Diyor ki bize buna göre ABD üçgeninde yani şuradaki ABD üçgeninde çevresinin uzunluğu en fazla kaç diyor. Yani şu üçgenin çevresinin uzunluğunu soruyor bize. Şimdi ben bunları bilmiyorum ki bu kenarların hiçbirisini bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Üçgen eşitsizliğinden yararlanmam gerekiyor. Üçgen eşitsizliğinde ne vardı dikkat edelim. Üçgen eşitsiz diyordu ki bu kenar bu ikisinin toplamından küçük farkından büyük olmak zorundaydı. Ve bu kenar dikkat edelim buradaki ee, hani şöyle düşünüyorum yani şöyle mesela buna x diyelim. X dediğimiz şey bu ikisinin toplamından küçük farkından da büyük olmak zorunda. Şimdi bize diyor ki ABD üçgenin çevresinin en fazla olması O zaman bu kenarı en fazla alırım. Ya yani 16 olabilir mi bu kenar? Olabilir. O zaman bunu 16 almaya çalışırım. 16 ama peki bir şey söylemiş bize. Çok enteresan bir şey söylemiş. Demiş ki ADE üçgeninde yani bu üçgende en uzun yani en büyük açı E açısı. O zaman bunun karşısındaki de en büyük e, kenar olmak zorunda. O zaman bu 16'ya uyuyor mu? Evet uyuyor. O zaman ben bunu AD kenarında 16'yı fixledim. Bitti. Şimdi aynı şeyi buraya yapalım. Bu üçgene baktığımız zaman buna Y diyelim mesela. Y kenarı bu ikisinin toplamından 24'ten küçük farkından da büyük olmak zorunda. Yani ikiden de büyük olmak zorunda. O zaman 2 ile 24 arasında her şeyi miyim? Ben 23'ü seçeyim ki büyük çıksın değil mi ABD üçgeni? Yani Y büyük çıksın. Ama dikkat edelim burada yine bir şey söylemişti BDC üçgeninde en küçük açı C açısı demiş. Yani bu karşısındaki açı en küçük açı olmaksın. o zaman bunlardan dahi küçük olacak. O zaman 11'den dahi küçük olacak. O zaman en fazla kaç olabilir bu? 10 olabilir şeklinde söyleyebilirim kusura bakma. 2 ile 24 arasında her şey olabilir ama en fazla 10 olabilir çünkü buradaki en küçük açıymış buradaki C açısı. Şimdi ABD üçgeninin çevresine yaklaştık gerçekten de. ABD üçgeninin çevresini bulmak istiyorsak da ne yapabiliriz diye bakacağız. Şimdi diyoruz ki 10 ve 16 oldu ve bu üçgenin bu uzunluğu acaba kaç olur diye soruyorum. Hadi buna da Z diyelim mesela. Bu Z ise eğer e, bu Z kenarı da bu ikisinin toplamından 26'dan küçük farkından da büyük çıkıyor. 6'dan da büyük çıkmak zorunda. Peki en fazla kaç olabilir? Burada açısal bir şey söylememişiz zaten bu ABD üçgeniyle. En fazla kaç olabilir? 25 olabilir o zaman. O zaman burayı buraya da 25 diyorum en fazla. Çünkü en fazla demişti. O zaman artık çevresini bulabilirim. ABD üçgeninin çevresi 25 artı 16 artı 10 şeklinde bu sarı üçgenin çevresi 35, 45, 51 şeklinde cevabımıza ulaştık. Zor bir soruydu. Meb örnek yazılı sorusu bu. Buna zor bir soru diyebiliriz gerçekten. Geldik ABC dikdörtgeni şekil 1'deki gibi noktalı yerlerden kesilerek üç farklı üçgen oluşturuyor demiş. Tamam. Bu 1, 2, 3 üçgen. iki tanesini almışız. Ee, AD e, eşittir 15. Hı, hmm, burası 15'miş. Şöyle kırmızıyla yazalım. 15'miş. AB 28'miş. Şurası 28'miş. Tamam. Ee, B 5 DE eşittir 2 EC'miş. 5 çarpı DE 2 çarpı EC'miş. Bu şu demek. E, DE 2 kat ise EC 5 kat demek. Çünkü 5 çarpı 2 5 çarpı 2'dir. O zaman DE 2 kat dersek buraya 2 kat dersek e, EC'ye de 5 diyoruz, Böyle de 5 katlıyoruz. Şimdi burası 28'di. Burası toplamı 7 kat çıktı. Ha, oradan bir şeyler çıkacak. Şimdi 7 kat eşittir 28 desem 1 kat kaç çıkar? Harika. 4 çıkar. Bravo diyorum sana. Dolayısıyla 1 kat 4 ise aslında burası 8'miş. Burası da 4 kat 5 20'ymiş. O zaman bu uzunluk şu uzunluk mesela şurada ortaya çıkan uzunluk 8'dir. Şurada ortaya çıkan uzunluk 20'dir. Toplamı 28 etti zaten. Diyor ki bize 1 2 nolu üçgenler AD ve BC kenarına çıkacakmış. Bir birleştiriliyor demiş. Tamam eyvallah. Buna göre oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç senedir? Ya burası zaten biliyoruz 8 ve 20'yi bulduk bile. Burası Zaten katlandığı için ve şuradan şöyle dik geldiği için, buralar dik olduğu için, şuralar dik olduğu için, şuralar da diktir. Dik üçgen de var burada. Tamam, süper. Burası 15 ise, şu uzunlukta 15 olmak zorunda. Şu uzunluk 15 ise, şu uzunluk 15 çünkü bu burası 15 ise, burası da 15'tir. Bunlar 15-15'ten birleştirilmiş böyle koyulmuş yan yana. Tamam. 8-15 ne üçgeni vardı Tonguç Eren Bey'im? 8-15-17. Harikasın. 8-15-17 üçgeni vardı. Hatırlıyorsak özel üçgenlerde 3-4-5 vardı. 5-12-13 vardı. E, 8-15-17 vardı. Ve 7-24-25 vardı. Bur burada peki 15-20 ne üçgeni vardı? Bilmiyorum hocam. Evet ben de bilmiyorum. Yok gerçekten de. E, yani 15-20 yani bilmiyorum ama 3-4-5'in katı olabilir. Bak bu 3'ün 5 katı. Bu 4'ün 5 katı, bu da 5'in 5 katı, burası da 25 olabilir diyorum. Ve oluşan şeklin çevre uzunluğunu sorduysa çevre nasıl hesaplanırdı? Ben bir yolcuyum, buradan yola çıktım, buraya 28 gittim, artı. Buraya da 25 gittim, artı. Sonra tekrar olduğum yere döndüm, 17. İşte çevre uzunluğu böyle bulunur. Ve 28, 25, 53, 60 ve 70 santimetre çevre uzunluğuna sahiptir diyoruz bu şeklimiz. Geldik bir benzerlik meb örnek yazılı sorusu benzerine baktık. Benzer bir benzerlik sorusu. Dikdörtgen biçimindeki üç çerçeve bir, birer kenarları ve köşeleri çakışacak şekilde bir duvara asılmış demiş. Bak bu LGS'de çıkan sorunun da bir benzeri. Burası 64 santimetre burası 80 santimetreymiş. Bu duvara asılan çerçevelerden ardışık olanların benzerlik oranı 3 bölü 4'tür diyor. Büyük çerçevenin kenar uzunlukları 80 ve 64'tür diyor. Buna göre çerçevelerin kapladığı bölgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bize soruyor demiş. Ha, şimdi bakıyorum. Burası 80, burası 64 ise, burası 80, burası 64 ise acaba diğerleri ne olur diye soruyor bize. Şimdi benzerlik oranları 3 bölü 4'müş. O zaman bunun buna oranı yani küçüğün büyüğü oranı 3 bölü 4. Bunun buna oranı da 3 bölü 4. Şimdi buradan başlayalım, ortancasından başlayalım. Şimdi bunu bilmiyoruz. Buna x diyelim. Bunun bu kenarına x diyelim. X'in yani bunun kısa kenarının, bunun kısa kenarını oranı 64'e oranı 3 bölü 4 olmak zorundadır. Şimdi burada hesap yaparsak, içler dışlar çarpımı 4x eşittir 192 çıkar. E, x eşittir 192'yi 4'e böldüğüm zaman 48 çıkar. Dolayısıyla burası aslında bizim aradığımız şu kenar. 48 santimetreymiş. Tamam eyvallah. Şimdi bunu uzun kenarını, bunun uzun kenarında orantılayalım. Bunun uzun kenarını bilmiyorum. Uzun kenarına y diyelim. Y'yi 80'e böldüğümüz zaman yine 3 bölü 4 benzerlik oranına sahip olmalı. O zaman diyorum ki içler dışlar çarpımı yapalım. 4y eşittir 240. Y eşittir 60 çıktı. Hayda o zaman bunun uzun kenarı 60 santimetre olmak zorunda. O zaman nereden nereye kadar? Şuradan şuraya kadar. Şuradan şuraya kadar. 60 olmak zorunda. E burası 80 ise burası 60 ise buraya da 20 kalır unutmayalım. Tamam devam ediyorum. Şimdi artık bunun kenarlarını bir Şunun kenarları hemen şöyle alalım etrafa. 60 ve 48'miş. Bunun kenarlarıyla orantılı olmak zorunda. Şimdi burası e, 48 ise burası 48 ise bunun ne olacak o zaman? Hemen şöyle yapalım. Buna da A diyelim. A'nın 48'e oranı 3 bölü 4 olmak zorunda. 4A eşittir. 120, 823, 124, 144 çıktı. A eşittir. 144'ü 4'e böldüğümüz zaman 120'yi 4'e bölelim. 30, 24'ü 4'e bölelim. 6, 36. 36 çıkar. Demek ki burası aslında 36 santimetreymiş. Devam ediyorum. Aynı şekilde uzun kenarına bakalım. Uzun kenarını bilmiyorum. Ona da B diyelim. B'yi, B'yi ben bu 60'a böldüğüm zaman 3 bölü 4 çıkmak zorunda. 4B eşittir 180, B eşittir 45. O zaman burası da 45 çıkmak zorunda. O zaman burası 60 şurası 60 burası da 45 ise burası 45 bu araya 15 kalıyor diyebiliriz. Şimdi bize şeklin çevresini sormuştu. Nasıl bulacağız çevresini? Ben bir yolcuyum. Buradan başlıyorum. Böyle gittim. 64, 48, 36. Buradan gittiğim zaman 64, 48, 36. E, e, ne yapacağım şimdi de? Buradan gittiğim zaman 80, e, 45, 15, 20. Yani iki tane 80, iki tane e, burası ediyor. E, hemen ne yapıyoruz? Şöyle yapıyorum. Şöyle dolaştım. 64 artı 48 artı 36. Bundan iki tane var. Çarpı 2 artı 80 burası, burası da 45 artı 15 artı 20 zaten 80'dir. 2 tane de 80 var diyorum. Cevap olarak da 456 santimetreyi bulmuş oluyorum diyoruz. Bu 148, 148 çarpı 2, 296 artı 160, 456 santimetredir diyorum. Evet o zaman süper bir şekilde zor soruları da çözdük bu arada. Meb örnek sorularının benzerlerinin zor soruları da vardı. Bunlara uygun yazılı provamızı tamamlamış olduk. Siz de lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Yazılı denemelerimizden yazılı denemelerinizi çözün lütfen. Buradaki provaları çözün lütfen. Aynı zamanda yazı notlarımızı mutlaka tekrar edin. Ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.